Selamlar arkadaşlar. Bugün birazcık değişik bir ürünü inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz ürün bir dikey ütü. Philips STH3020 olması lazım ürünümüzün adının. Bu dikey ütüyü neden aldım? Gördüğünüz gibi arkamdaki fon perdesi gibi çok fazla perde var elimde ve bunların ütülenmesi gerekiyor ve normal ütüyle işkence. Ben de çok ütüden anlayan bir insan değilim. O yüzden böyle bir çözüme gideyim dedim. YouTube'da çok fazla inceleme izlemeye çalıştım ama ne yazık ki dikey ütü hakkında doğru düzgün inceleme bile yok açıkçası. Dedim ki madem YouTube'da yok bari ben yapayım, YouTube'da oluversin. Genel olarak deneyimlerimden bahsetmem gerekirse. Perde ütülemesi gayet kolay, gayet pratik ama tabii ki vakit alan bir şey. Yani kocaman işte burada yaklaşık 4 metrelik bir perde var. 4 metrelik bir perdeyi baştan sona ütülemek 3-4 saatinizi muhtemelen yer. Çünkü ütüleme yüzey alanı gayet küçük. Yani işte yere indireyim, yerde ütüleyim falanla kıyasla çok daha rahat. Belki de ben yavaşımdır. Siz daha hızlı da ütüleyebilirsiniz. Onun dışında tişörtlerde vesairede normal bir ütüye kıyasladığım zaman hemen hemen aynı ya da biraz daha düşük diyebilirim hızına. Ama eğer benim gibi çok ütü işinden anlamayan bir insansanız, böyle hatır yapayım geçeyim işte gündelik yapayım diyorsanız gayet pratik bir araç. Özellikle de 30 saniye civarı bir sürede gayet ütü yapabilecek ısıya, buhar çıkartabilecek bir ısıya geliyor. Buhar çıkışı aşırı başarılı, aşırı yüksek mi? Bence değil ama yeterince iş görecek kadar buhar çıkartıyor. Özellikle böyle tanklı maklı modeller var. Onlarla kıyaslandığında doğal olarak daha az. Ama dediğim gibi fiyat performans ürünü olduğu için bu çerçevede bakıldığında gayet iyi iş yapıyor denilebilir. Üzerindeki kontrol sistemi gayet basit, bir on-off'u var. Bir de buhar çıkış düğmesi var. Bu buhar çıkış düğmesi bizim ütülerden alışık olduğumuz gibi mekanik bir su pompası değil. İçeride elektronik bir su pompası var. Siz bu düğmeye bastığınızda ona elektrik vermiş oluyorsunuz. Tanktan suyu çekip buhara dönüştürüyor. Tank birazcık benim için dezavantaj oldu. Çok hızlı tükeniyor. Bana göre tabii ki de, siz belki de yeterli bulacaksınız ama perde ütülediğim için belki de gayet uzun süre dayanmasını beklerdim açıkçası ben. Ama tabii ki elde taşınabilirlik, ergonomi olarak düşünüldüğünde de böyle olması gayet başarılı. Oyuncak su tabancaları gibi bir ebatı var. Bir dezavantajdan bahsetmişken bir diğer dezavantaja geçeyim. Çok uzun sürede soğuyor bana göre. Ben bu tip cihazlardan ve ütülerden endişeliyim. Hele ki evimde bir kedi var ve kediler her şeye burun sokmayı seviyor biliyorsunuz. Bunu baş başa bırakamam ben bir kediyle uzunca bir süre. Yani şu an hala elimi tam dokunduramayacağım kadar sıcak ama yarım saat civarı geçti en son kullanmamın üzerinden. O yüzden bunu bir negatif taraf olarak sayabilirim. Şöyle yatay bir şekilde bırakabiliyorsunuz masaya vesaireye. Bir sakınca, bir sorun yaratmıyor. Şöyle bırakmadığınız sürece bir derdi yok. Bu arkadaş özelinde kullanma kılavuzunda şunu demişler. Eğer suyunuz çok kireçliyse yarı musluk suyu, yarı içme suyu doldurun. Çok kireçli değilse dümdüz suda doldurabilirsiniz. İşte herhangi bir deterjan, şu bu, hani su dışında hiçbir şey koymayın bu tanka diyorlar ki gayet mantıklı. Buhar çıkışını bir kere tıkarsanız servis çok eğlenir, öyle söyleyeyim. Şöyle bir katlanma olayı var ki gayet güzel, rahatça bir rafa, bir şeye yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi katlanmadan bahsetmişken şöyle bir detay var, yanında böyle bir çanta veriyorlar. Şimdi çanta veriyorlar. Hemen bu kutuyu nasıl açtığıma bakayım. Ben o arada çantayı anlatıvereyim. Çanta fena değil ama sentetik bir kumaştan yapılmış. Yani sıcakken içine koyarsanız eritme ihtimali dahi var çantayı. Ancak soğuttuktan sonra işte seyahatte şurada burada yanınızda taşımak için gayet verimli. Ki bu tip cihazları genellikle son kullanıcı açıkçası seyahate çıkarken almayı tercih ediyor. Yani ben gittiğim otelde ütücü aramayayım, kumaşçı aramayayım deyip, ki gayet mantıklı, yanda taşınabilir hafif bir cihaz. Dediğim gibi genel bir değerlendirme yapmam gerekirse perde de işe yarıyor. Mükemmel işte el ütüsü kadar iyi falan diyemem ama işe yarıyor. Tişört de gayet başarılı bir şekilde işe yarıyor. Sentetik bir tişörtte denemedim ancak işte benim kullandığım tişört pamuklu bir tişörttü. Gayet güzel iş yaptı. Pamuk tarafına gelmişken kot kumaş, yani yine pamuklu bir pantolon kumaşında kumaş kalın olduğu için muhtemelen birazcık daha uzun bir mesai istiyor. Bu uzun mesaiyi verdikten sonra da gayet güzel bir şekilde ütüleme işlemini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Genel değerlendirmem fiyatı göz önünde bulundurulduğunda gayet başarılı bir ürün. Tam olarak bir fiyat performans ürünü. Tavsiye edeceğim kişiler kimler olur? Benim gibi ütüden çok anlamayan, ütüyü çok sevmeyenler, benim gibi perde vesaire gibi bir şey ütülemesi gerekenler için tavsiye edebilirim. Ancak evde sürekli ütü yapmak için bu kullanılır mı? Bence hala bu teknoloji daha o kadar gelişmemiş ya da daha pahalı modellere bakmak lazım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım sizlere bir faydası olmuştur anlattıklarımın. Dediğim gibi ben verimli bir inceleme bulamadığım için kendim bir inceleme yapıp çekmek istedim. Umarım bunlar sizin isteğinizi, sizin sorularınızı karşılamıştır. Abone olup beğenip yorum attığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.